Selamlar YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kraven. Arkadaşlar sizinle birlikte oyundaki Elementalist Weakness'lardan bahsedeceğim ve düşmanlara göre tercih etmeniz gereken silahlardan bahsedeceğim. Bu pek çok arkadaşımızın sorun yaşadığı bir sıkıntıymış aslında. Şöyle, böyle bir tane rehber var. Sitede buldum. Bunu videonun altında açıklamada bulabilirsiniz. Gidip oradan bakabilirsiniz. Şöyle aşağı indiriyorum. Şimdi alttaki bu paneli bilmeyen olabilir. Fakat oyunda illaki, bakın illaki söylüyorum, şunlara denk gelmişsinizdir. Az veyahut da fazla vurduğunuzu farkına varmışsınızdır. Sadece mavi vurarak. Burada şimdi gerçek rehberini çekiyorum. Hangi düşmana nasıl silah seçmeniz gerektiğini, silahlarınızı takmanız gereken taşlardan bahsedeceğim. Ve nasıl scale olduklarından, ne kadar orantıyla size saldırıcı verdiklerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz de dislike de atabilirsiniz dostlarım. Sadece bu bedava ücretsiz bir destek olabilir benim için. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Sizi fazla oylamadan her şeyi kısaca rehberini çekeceğim. Ve artık kafanızda hiçbir soru kalmayacak. Sizin için her şeyi araştırdım. Silahlara taşlarını taktım. Farklı farklı varyasyonlarına baktım. Şimdi hızlıca başlıyorum. Olay şu, önce basic'ten başlayayım. Biraz karmaşık durabilir ama dikkat edinlerseniz hiç anlayacağınıza yana sıkıntım yok. Hızlıca çözebilirsiniz. Olay bu. Şimdi bu gördüğünüz sarı vurmak. Sarı vurduğunuz zaman düşmanlara fazla vurduğunuz anlamına gelir ve yan tarafında gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle nasıl yaklaştırdım? Şöyle yakınlaştırırsam şöyle. Bakın artı işareti var üstünde, yukarı doğru gösteriyor. Bu sizin fazla vurduğunuzu gösterir. Eğer düşmana sarılıyorsanız o hasar türü o düşmana daha fazla vuruyor demektir. Eğer düşük gösteriyorsa da daha az vuruyor demektir. Beyaz da normal, ne fazla ne az, nötr. Tam olarak damage'inizi vurduğunuz hasar tipi olarak geçiyor. Şimdi olay şu, oyunda farklı farklı düşman tipleri var bildiğiniz gibi. Ancient, iskeletler, corrupted'lar, bu dungeon'larda genelde çok fazla bulunur corrupted'lar. Bu corrupted alanları var zaten bilirsiniz, onları kapatmanız gerekiyor. Onlar. Bunların fotoğraflarını ben şu anda videoya koyarım, merak etmeyin, aklınızda soru kalmasın. Birçok düşmanını eklerim. Angel Earth'ler tamamen doğa adamlar, doğa köpekler denilebilir. The Lost Ghost da veba hayretleri söylememe gerek yoktur herhalde. Sarısı, işte mavisi, moru. Lost'lar da korsanlar, onlar ikisi bir olarak geçiyor. Beast'leri biliyorsunuz, Beast'ler zaten tek türü, onlar da ormandaki normal canlılar. İşte ayı, tavşan, ne bileyim köpek. Ancient'lardan başlamak istiyorum. Arkadaşlar oyunda farklı farklı, önce fiziksel. Bir de elemental olarak iki farklı hasar kategorisi var. Şimdi size bunun üzerinden gideceğim. Öncelikle şöyle engine'lerden başlayayım. İskeletler. Hangi silahın ne vurduğunu. Bakın musket, thrust, repair thrust, spear thrust, bow thrust. Bunlar thrust demiş vuranlar. Life stuff sadece nature. Fire stuff söylemem gerek yok. Ice gauntlet söylemem gerek yok herhalde. Ice great axe, strike, hatchet, slash, sword, slash artı thrust. Fakat thrust sadece dediğim gibi ağır saldırı vuruyor. Warhammer'da sadece strike vuruyor. Hasar tipleri bu şekilde. Şöyle, o yüzden düşmana göre silah sınıfı seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Dostlarım şimdi Great Axe, Sword ve Hatchet gibi silahlar iskeletlere karşı çok zayıf. Elemental silah takarsınız taşı, 150 hasarını dönüştürürsünüz. Dengelemiş olursunuz, tam ortalamış olursunuz ama yine de her türlü maksimum scale olma mevzusu söz konusu değil. Çünkü bunlar az vuruyor. Fire Staff da aynı şekilde. Fire, Slash bunlar buna az vuruyor. O yüzden yakın silahları tercih ederken hammer alırsanız iskeletlere karşı aşırı fazla bir damage'iniz olacaktır diğer silahlara oranla. Şimdi mesela şöyle bir durumlar da var. Size baştan açıklayayım. Mesela strike bir silahım var. Hammer strike vuruyor. Ben gidip yanına bir de lightning takarsam ne oluyor? Engine'de double mı vuruyor? Demeyin. Öyle bir şey yok. Sadece süsünüz oluyor. Sadece görüntünüz oluyor. Fire ve Slash. Eğer hiç de fire taktınız, fazladan ateş hasar vuracağım diye, sadece süs olur. Engine'de az vurarsınız. Gider Lost'ta falan vurmaya çalışırsanız daha az vurarsınız. Engine Earth'ı fazla vurarsınız ve tamamen görüntü olmuş olur. Bir mevzusu olmaz. Şimdi oyunda bir şöyle bir durum var arkadaşlar. Genel olarak düşman tiplerinden söyledim. Hasar tiplerinden burada panelden daha çok inceleyebilirsiniz. Void Lightning, bunları tek tek söylememe gerek yok. Olay şu. Benim şimdi denediğim mevzuya gireceğim. Şimdi bir taş taktığınız zaman, bakın şimdi size database'e geldim. Bir silah taktığınızda silahın scale olma mevzusu var. Eğer ki sizin elinizde yani büyücü oynamıyorsanız, inte vermiyorsanız, tam olarak taktığınız taş yüzde kaç veriyorsa tam olarak vurduğunuz hasarın %50'sini dönüştürürsünüz. Mesela ametiste geleyim. Benim silahım eğer ki hatchet mesela slash vuruyor ya, 2k vuruyor diyelim. Ben %50 ametist taşını taktım, %50'sini void vurar. Yani 1k void, 1k slash vurarım. Hasar tipi bu şekilde. %40 olursa da 1200 ve 800 olarak yine bölünecektir. Aynı şeye varacak. Fakat bu büyücülerde biraz daha değişiyor arkadaşlar. Eğer int kastıysanız veyahut da büyücü oynayıp da nature takıyorsanız biraz daha değişir. Oyunda tek farklı olan taş nature. O da ember olması lazım.
Ember Fox'tan alıyor. Onun dışındaki diğer bütün elemental taşlar Int'ten gücünü alıyor. Şimdi ben bir video çektim. Durum şurada. Elimde bir Fire Staff var. Fire Staff'ta Arcane Damage vuruyor, tamam mı? Üstünde TR5 Arcane Damage var arkadaşlar. Durum şu şekilde. Açıyorum videoyu. 640-640. Tam olarak 150-150 bölüyor. Int'ten scale olmasına rağmen benim silahımın hasarı daha büyük bir ihtimal. O yüzden tam olarak 150-150 bölüyor. TR5 taş çaktığımda tam olarak yarı yarıya bölüyor. Hiçbir fark yok. Fakat taşların tier'lere düştükçe arkadaşlar, tam olarak şu siteye tekrar geliyorum. Tier'lere düştükçe bakın, bu %80 scale olurken tier 2 %20 veren ise %200 scale oluyor. Bunu neden yaptıkları hakkında bir fikrim yok. Fakat böyle bir durum var. Ve ben bunu denedim. Vurduğum hasar şu şekilde. Bakın 420-420 gayet normal vuruyorum. Şimdi taşı değiştiriyorum. Taşın %20'sini takacağım. Farklı olması önemli değil. Önümdeki nötr bir düşman. Sorun değil o yüzden. Yani düşman bile değil. Şimdi 120'li taktığımda ise bakın. Kritik vurdu. Bunu geçiyorum. Ağır saldırı yaptım. Bu. 958 ve 391 vurdum. Bunu ben hesapladım arkadaşlar. 150 taş taktığım zaman bakın çok küçük hasar farkı var arasında. 150 taş taktığım zaman 1286 vurdum. %20'lik taşı taktığımda ise 1349 vurdum. Arada küçük bir hasar farkı var. Ne kadar fark yaratır? Düşmana göre önemli. Çünkü mesela ben Fire'la Corrupt'ı fazla vuramıyorum. Ama Arcane daha yüksek olursa Corrupt'ı çok çok daha fazla vuracağım için. Aslında %50'lik daha önemli. Ama yerine göre 120'nin de üstte daha durma imkanı var. Bu yüzden küçük bir fark var arkadaşlar arasında. Bunu siz kendi kararınıza göre verebilirsiniz. Düşük ya da yüksek olması. Tek bir düşman türüne karşı fazla vurmak istiyorsanız 150'li takmanız çok daha iyi olacaktır. Ama ben genel oynayacağım diyorsanız 120'li takmanız daha iyi olacaktır. Fakat bu sadece büyücü için. Yakıncı silahlarda böyle bir scale olma mevzusu söz konusu değil. O yüzden taşın en üst yerine takarsanız direkt hasarınızı yarı yarıya böler ve daha iyi olacaktır. Fakat fire stafflarda böyle küçük bir mevzu var. Focus'ta life staff için de aynı şekilde geçerli. Mesela buna life staff taksaydım aynı yakıncı gibi olacaktım. Direkt tam olarak hasarı dönüştürecekti. Fakat düşük taşlarda int kastığınız zaman birazcık daha fazlasını veriyor. Bir de şöyle bir durum var. Bunu bu şekilde açıkladık. Şöyle göstereyim. Şimdi silahların scale olma mevzusu da söz konusu. Buradan verdiğiniz pointlere göre 0.65 ve 0.9'dan çarpılıyor. Mesela ben bir masket oynuyorum ve ben int verdiğim zaman benim silahımın hasarının 0.65'ini çarpılıyor. Fakat ben dex kasarsam 0.9'dan çarpılıyor ve bana daha fazla damage vermiş oluyor. O yüzden secondary ve person, yani birinci silahlar arasındaki farklar bu şekilde oluyor. Büyücü, fire staff ve ice count'lar %100 oluyor arkadaşlar. Full int, yani full scale oluyor. O yüzden late game'de büyücülerin fazla olmasının sebebi çok fazla da int'ten scale olmaları. Tamamen bunu da çok basit bir şekilde açıklamış olduğumu düşünüyorum. Taşlar konusuna da değindim. Elemental weakness konusunda da şu şekilde oynayabilirsiniz. Eğer Ancient varsa Strike Hammer çok güçlü. Eğer Corrupted varsa Thrust, Tüfek, Bow, Repair tarzı silahlar sizin için çok daha iyi olacaktır. Angel Earth'ler ise Slash, kesme üzerine tamamen. Odunculuk ve ormancılık misali. Great Axe, Hatchet, işte Sword gibi silahlar çok daha fazla vuracaktır. Bunlar full yakıncı için. Birinci tier'lerden bahsediyorum, birinci kategoriden. Beast'lere gene Thrust fazla vuruyor. Lost'lara ise yine Hammer fazla vuruyor. Arkadaşlar Hammer'ın genel manada üstünlüğü daha fazla. Çünkü sadece Corrupt'ta az vurup hem Ancient'lara hem Lost'lara fazla vuruyor. O yüzden Hammer'ın gerçekten skill'leri de PV için uygun. O yüzden sizin için tavsiye ederim. Ancient'lara da Lost'lara da bunu tercih etmeye çalışın. Elementlere geldiğimizde ise arkadaşlar, yakıncı silah oynuyorsanız size tavsiyem, elinizden geldiğince net tur takmaya çalışın. Çünkü 3 tane elementi normal vurarken 2 tanesine fazla vuruyor Corrupted ve Lost'lara karşı. Bu yüzden elinizdeki silah Nature takarsanız 150'lik olanların özellikle çok fazla sizi vurduracaktır. Bilginiz olsun. Çünkü Nature gerçekten yakıncı için güzel. Fakat ben tam scale edemediğim için benim için çok iyi değil. Ama şöyle güzel bir tarafı var. 150 taktığımda Arcane'de scale olmadığına göre büyücü oynarken, yani niye sadece Arcane'de takıp Corrupted'da damage alayım? Onun yerine Nature takarım. Hem Corrupted hem Lost'a daha fazla vurarım. Böylesi daha mantıklı oluyor, bilginiz olsun. Ufak çok galiba %2'lik %3'lük bir hasar düşüşü diye bir şey gördüm bununla ilgili. Ama çok fark ettiğini düşünmüyorum. Her türlü Nature'un iyi olacağını düşünüyorum. Genel olarak hasar rehber şekli bu şekilde arkadaşlar. Düşmanınıza göre silah seçimleri ve element seçimleri bu şekilde oluyor. Hangi silahınızın, kullandığınız silahın kime daha fazla vurduğunu görmek için bu listelerden daha detaylı siz de inceleyebilirsiniz. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.